Merhabalar kıymetli dostlar. Amerika Birleşik Devletleri ile oynamaya devam edelim. 1838 yılındayız. 2 yıl geçti oyunumuzdan. Birçok hamlemizi yapmıştık. 3. bölümdeyiz şu an. Şimdi mühimmat tesislerini geliştiriyorduk. Oyun bizden mühimmat tesisleri kurmamızı istiyor. Mühimmat tesisleri kurduğumuz takdirde bize Yivrem'e araştırdığı, pardon, silah ticareti adında bir olay meydana gelmesine sebebiyet verecek. Ateşli silah teknolojisindeki gelişmeler misket mermilerinden çok modern mermilerin üretimine ihtiyaç doğurdu diyor. Misket mermilerinden modern mermilere geçecekmişiz. O yüzden mühimmat sanayisi kurma düşüncesi içerisindeyiz. Şimdi bütçeye bakalım. Bütçe bu şekilde. Binalar bu şekilde. Bu şekilde devam edeceğiz. Geliştirecek başka bir şey var mı diye kontrol ediyorum. Geliştirecek başka bir şey gözükmüyor şu an. Hepsini geliştirmişiz zaten. Eksiklerimizi de karşılayacağız zamanla. Otorite puanlarımızı ne harcıyormuşuz? Aydınları desteklemeye harcıyormuşuz. Aristokratlar hükümetten çıkartılmış. Peki kanunumuz geçti mi? Kanunumuz geçmiş. Aristokratları zayıflatmamız gerekiyor. Şöyle aristokratları zayıflatmak için hamlelerimizi yapalım. Baskılı dedik. Aristokratları baskılıyoruz. Onları öyle zayıf hale getirmeliyiz ki isyan edemesinler. Demir yolları kurduk mu derseniz, demir yolları şu an kurmadık. Demir yollarını kuracağız. Şu an hiçbir yerde demir yolumuz yok. Demir yollarını da ileride kuracağız. Hadi bakalım. Göç kontrolü kanunu hakkındaki tartışmalar sırasında küçük burjuvazi esnaf ile güçlü bağları olan ülkenin önde gelen oyun yazarlarından biri, yazarın kanunun çıkarılması isteği siyasi temasıyla belli eden ve herkesin beğenisini toplayan bir oyun düzenledi. Oyunun daha fazla kişiye uluslararası kitleye ulaşmasını sağlayalım. Böylece prestij kazanmış oluruz. Prestij kazanmak için güzel bir hamle. Buralara da koloni atalım. Buralara niye koloni atmamışız? Alet çok pahalıymış. Başka ne çok pahalı? Kağıt çok pahalıymış. Ama onları şu an ithal edemiyoruz. Pazarımızda ne var bakalım bizim? Pazarımızda kumaş ihraç ediyoruz İngiltere'ye. Bayağı bir kumaş ihraç ediyoruz. Cephane ihraç ediyormuşuz Fransa'ya. Cephane ihraç etmemiz iyi. Mühimmat tesislerimizin daha iyi çalışmasını sağlar. Henry Clay darp edildi. Sözünü sakınmayan bir kölelik karşıtı olan Henry Clay, köle sahibi John Calvin tarafından bir değnekle dövüldü. Clay yaralarından dolayı inzivaya çekilip devlet makamından emekli olmayı düşünürken, Clown elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Tam bir vahşet. Bu kadar farklı iki topluluğun birlikte nasıl bir vilayet olabileceklerini anlamıyorum.
John Calvin bir vatandaşa saldırdı. Makamından kovulup tutuklanmalı. Aynen öyle. Henry Clay da vefat etti. Henry Clay bizim aydınların lideriydi. Vefat etti. Yerine başkası geldi şimdi. Yerine gelen kişi de beğenilmiyor fazla. Otorite puanımız çok düşük. Yani daha çok harcama yapmak istiyoruz. Brezilya ile bir ticaret anlaşması yapalım. Bakalım şöyle diplomasimize kimlerle ne durumdayız. Ticaret anlaşmalarımız İngilizlerle ve Brezilyalılarla var. Venezuela ile de ilişkilerimi geliştirmeliyim. Yeni Granada ile de ilişkilerimi geliştirmeliyim. Arjantin'le de ilişkilerimi geliştirmeliyim. Hatta İspanya ile de ilişkilerimi geliştirmeliyim. Birçok devletle ilişkimi geliştirip böylece ortak pazarlar kurabiliriz. Ortak pazarlar kurmak için bu elzem. Yavaş ilerletiyormuş. Biraz daha hızlı ilerletelim oyunu. Kanun ilerlemesi. Kanun ilerlemesi daha da ilerledi. Göç kontrolleri kanunu geçirmemiz an meselesi. Hükümet çalışıyor. Nüfusumuz bu şekilde. Bakın. Bu şekilde nüfusumuz. İsteklerini tabii ki karşıladıkça daha çok para kazandıracaklardır. Daha çok harcama yapacaklardır. Tablolar bu şekilde. Köylüler 7 milyon kişiymiş. İşçiler 3 milyon. Köleler var 2 milyon. Katipler 1 milyon. Bürokratlar, askeri personel. Kapitalistler 70 bin kişiymiş. Ancak kapitalistlerin siyasi gücü fazla. Kapitalistlerin siyasi gücü fazla. Çiftçilerin de fazla siyasi gücü var. Çiftçilerin siyasi gücü kırılmalı. Onları kıracağız ileride. Aristokratların gücü kırılıyor. Yavaş yavaş kırılıyor. Onları baskılıyoruz. Bakın düşüyor, daha da düşüyor. 2.10'dan 2.3'e düştü aristokratların gücü. Onları baskılıyoruz ya. Kültürümüz de bu şekilde işte. Yankiler fazla. Kültürleri bir arada yaşayacak şekilde çok kültürlülük ya doğru ilerleyeceğiz yavaş yavaş. Birlikte yaşarlarsa bufflar veriyor bize işte. O zaman daha çok vergi. Daha fazla vergi.
öderler. Nitelik gelişmeleri daha fazla olur. Siyasi güçleri daha fazla olur. Daha fazla vergi öderler. Daha fazla para kazanırlar. Ayrımcılık görürlerse daha az para kazanıyor ama otorite sağlıyor bu sefer de. Bu sefer de otorite kazandırıyor tabii. Öyle bir kâra oluyor. Neyse, mimar tesislerini kurduk mu? Mimar tesislerini kurduk sayılır. Şimdi demir yolları kurabiliriz. Demir yollarını bir kuralım. Demir yolları. Demir yollarını şöyle bir kuralım. Mesela altyapısı en düşük olandan başlayalım. New York'tan başlayalım. New York'a kuralım. Bir demir yolu ne kadar kuruluyor? 20. 20 tane kuruluyor. New York, Columbia bölgesi, New Jersey. Şöyle birçok bölgeye demir yolları kurulsun. Paramız da var bayağı bir. Demir yolları kurulsun. Bakalım mimar tesisleri çalışıyor mu? Mimar tesisleri çalışıyor. Allah'a şükür. Ama biraz sıkıntıya uğradı. 42 altın, 42 euro'luk bir çıkarı var. Çıktısı var. Bir kurulsun bakalım. Bir tane kaldı mühimmat tesislerinden. Dördüncü olduk. Altıncılıktan dördüncülüğe yükseldik. Prestijimizi daha da arttırmamız lazım. Ordumuzun gücüyle alakalı bakın. Ordumuzun gücü de önemli. Ordumuzu hemen güçlü bir seviyeye getirelim. O prestij sağlıyor bize bayağı. Ordumuzu mutlaka güçlü bir seviyeye getirmeliyiz. O önemli prestij açısından. Prestij istiyorsak ordumuzu güçlü bir seviyeye getirmemiz gerekir. Alet eksiği var. Lokomotif eksiği var. Göç kontrolleri kanunu çıkmak üzere. Ona da az kaldı. Hadi bakalım çocuklar. Amerika Birleşik Devletleri'ni çok iyi yerlere taşıyacağız. Ne oldu burada? Ne haberi geldi? Görece hoşgörülü Amerikan göç sistemi uzun süredir vatandaşlardan kaçan insanlar için çekici bir seçenek. Manfred Pfeiffer son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri topraklarına akan insan serisine katılmak için başvuruda bulundu. İspanya'yla ben rekabet içinde miydim? Rekabeti sonlandır ya. Onlarla ortak pazar kuracağız. Boş ver rekabeti. Ticaret anlaşması yapabiliyoruz. Venezuela ile bir ticaret anlaşması yapalım.
Şu Güney Amerika'yı pazarım haline getirmeyi düşünüyorum ama bakalım bunu başarabileceğiz mi ileriki bölümlerde? Ve mimar tesisleri kurulmak üzere. Ha gayret. Mimar tesisleri kuruluyor. Mimar sanayisinin dolmasına 5 yıl var. Ve kanunumuz geçti. Kanunumuz geçti. Aristokratların da gücü zayıflıyor. Güzel. Kanunumuz da geçti. Şimdi Evangeliklerin istediği bir kanun çıkartabiliriz. Onlardan da bonus sağlamak için. Dini okullarda da vakıf hastaneleri yapılabilir mesela. Sansür yapılabilir. Sansür. Vakıf hastaneleri. Vakıf hastaneleri yapılabilir ya. Bu iyi bir şey. Bir de profesyonel orduya geçmek istiyorum ben. Profesyonel orduya geçmem için kırsal kesimin gücünü çok zayıflatmam gerekiyor. Ona şu an geçemeyeceğiz. Şu vakıf hastanelerine bir geçelim diyorum ya. Şu vakıf hastanelerine bir geçelim. Nüfusumuz açısından da iyi olacaktır. Sanayicileri mutsuz ettik gerçi ama o düzelecek daha sonra. Onu daha sonra hallederiz. Sanayicileri mutlu etmek için hangi kanunları çıkarmam gerekiyor? Laissez-faire kanunu var. Fransızca bir kelime. Onlara da tabii ki o kanunları da çıkaracağız tabii ki. Okul falan yapmamız lazım. Tamam. Onları da yapacağız. Şimdi mimar tesislerini geliştirmiştik biz. Mimar tesislerine bir bakalım çalışıyor mu? Çalışmıyor. Sıkıntı var. Patlayıcı çok şey, çok pahalı. Ucuz hale getirmek için bunu ne yapmamız lazım? Harcamamız lazım. Pardon, harcamamız lazım değil, almamız lazım. Üretmemiz lazım yani. Cephaneyi de harcamamız lazım ki mimar tesisleri daha çok gelişsin. O zaman şöyle yapalım. Şuna tıklasak olmaz mı? Şuna tıklasam ben. Devlet kendi cebinden karşılasa bu fabrikanın giderini. O şekilde halledebilir miyiz? İstihdam sağlanıyor şu an. Mühendisler geliyor. Kapitalistler geliyor. İşçiler geliyor. Eskiden dokuma atölyelerinde işçiler olarak çalışıyormuş. Yine işçiler olarak çalışıyor. Oldu mu? Olmayacak gibi gözüküyor ama oldu galiba. Hala işçi sıkıntısı var. Makineciler işinden kovuldu. Parayı karşılayamadığı için. Yok, bu böyle olmayacak. O zaman şöyle yapalım. Binada çalışan eksiği yok diyor şimdi. Tamam. Yine çalışan eksiği oldu. Şey gerekiyor bana. Patlayıcının üretilmesi lazım. Cephanenin de harcanması lazım. Patlayıcının üretilmesi lazım.
patlayıcı üretelim. Mesela nereden üretelim? Kimyasal tesislerden. Patlayıcı üretelim. Ve cephane harcamamız lazım. Cephane harcamamız lazım. Cephaneyi de harcayalım. Cephaneyi harcarsak ne olur? O zaman fiyat yükselecek. Üretirsek fiyat düşüyor, harcarsak fiyat yükseliyor. Şu demir yollarını şimdilik iptal edelim. Şunları bir geçirelim hemen. Bunu şimdilik iptal et de. Onları bir hallet. Manfred Pisifer kırsal kesim arasında vakıf hastaneleri kanunun gerekliliğine dair farkındalık yaratmak amacıyla taşrada bir haftalık geziye çıkmış. Asil bir amaç, şansı yaver giderse popüler de olur diyoruz. Mühimmat testleri çalışmıyor değil mi şu an? Yok, o zaman tamam. Sübvenasyonu iptal edelim. Sübvanseyi iptal edebiliriz. Çalışmıyor hiçbir türlü. Ona mühimmat testleri gerekiyor. Kimyasal testlerinden patlayıcı üretmemiz lazım. O patlayıcı da üretilmeli. Evet kıymetli dostlar, bu bölümün de sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek ümidiyle bereketli kalın.